Allah canını. Allah canını almasın senin İlyas'ın. Duramadın değil mi İlyas, duramadın. Ağzında bir kere de bir bakma ıslansın be adam. Hemen yetiştir ablana, hemen. Bana bak. Sen İlyas'a laf yetiştireceğin önce kendine bak be. Ya sen arsız bir kadınsın Nurhan. Hiç utanmıyor musun? Günah değil mi? Zaten gömmüşsünüz bahçeyi. Bir de taşımak nereden çıktı? Abla mecburiyetten çıktı. Anladın mı? Ben ailemi korumak için, hepinizi korumak için. Mecburiyetten yani. Hadi be bırak. Ne koruması? Zaten bütün bu belalar senin yüzünden geldi bu ailenin başına. Şimdi düşün bakalım. Şimdi düşün. Nerede o adamcağızın naaşı? Bir bilsem. Ah bir bilsem. Dün geceden beri sabaha kadar aklım beynim birbirini yedi, bir bilsem. Nerede? Nerede, nerede, nerede? Kim ne yapsın? Meftanın naaşı kimin ne işe yarasın? Hayal mi, rüya mı? Film mi? Tövbe yarabbim. Aklım beynim birbirine girdi ya. Çıkamıyorum ki işin içinden. Belli ki birinin gönlü razı olmamış. O zavallı adamın o çukurlarda kefensiz, mezar taşsız öyle bir çare yatıp kalmasına. Nura? Var mı aklında o cin fikirlerinde yeni bir hal çaresi? Hı? Var mı o pis kafanın içinde yeni bir çapan oğulları? Ya abla yeterin ya. Vallahi yeterin ya. Ben dayanamayacağım ya. Ben burada can pazarındayım, canımla uğraşıyorum ya. Polisler kapıya geldiğinde ne olacak sanıyorsun? Sana ne demeyecekler mi Mücella? Biliyordun da niye sustun diye. He? Ben seni de koruyorum. Laflarına çarpacak başka yer bulamla. Ben dayanamayacağım vallahi billahi ya. Dayanamayacağım, ben neyle uğraşıyorum ya? Sen daha dur sen. Hazırlıklar tamam mı Cengiz? Hazırız amirim. O zaman gidelim. Arkadaşlar. Bugün Yusuf Erkıran dosyasını kapatıyoruz. Evet. Herkes araçlara. Seni dinliyorum anne. Fulya'nın ne durumda olduğunu görmüyor musun? Bu evliliği kurtarmak için hiçbir şey yapmayacak mısın Mehmet? Anne eve döndüm. Daha ne yapayım? Sizin yuvanızın tek kurtuluşu bir çocuk. Dönüp dolaşıp yine aynı yere giriyorsun. Anne yıllardır evliliğimize ne sıkıntılar yaşadık, ne badireler atlattık sen de biliyorsun. O senin 20 yıllık karın. Kızcağız son aylarda ne kadar yıprandı. Ne kadar kırıldı. Sen benden daha iyi biliyorsun. Kızcağız hayata küstü. Hiçbir meşgalesi yok. Öyle evin içinde bir zindanda yaşar gibi yaşıyor. Onu tekrar hayata bağlayacak bir şey lazım evladım. Mehmet. Bir evladın sıcaklığı, bir çocuğun neşesi bir yuvayı kurtarabilir.